Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere imar barajı ile ilgili yapı kayıt belgesi almak için neler yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle imar barajı nedir? Onunla başlayalım arkadaşlar. İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesi ile imar sorunlarının çözülmesidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hedef olarak vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsatlarına aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak olduğunu belirlemiştir. Peki imar barışından hangi yapılar faydalanacak? İmar barışından 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olan yapılar faydalanabilir. Peki 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları nasıl tespit edebilirler? Bağlı bulundukları il müdürlüklerinden güncel hava fotoğraflarını isteyerek onları tespit edebildiklerini düşünüyorum. Tabii ki bu tam bir kesin net bir bilgi değildir arkadaşlar. Yapı kayıt belgesi müracaatı nasıl yapılır? Onu inceleyelim. Öncelikle yapı kayıt belgesi 31.10.2018 tarihine kadar maliklerden herhangi birinin veya vekili tarafından E-Devlet üzerinden yapılacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde de yine masalar oluşturuldu. Size yardımcı olmak maksadıyla masalar kurulmuştur. Onlardan da yardım alabilirsiniz. Ancak E-Devlet üzerinden bizzat yapılacaktır. Yapı kayıt belgesi müracaatını E-Devlet üzerinden yapılacaklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adı altında İmar Barışı Kayıt İşlemleri seçeneğinin İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgusu bölümünden müracaatını yapabileceklerdir. Peki müracaat ederken gerekli bilgiler nelerdir? Müracaat ederken gerekli bilgilerin en başında E-Devlet şifresi geliyor arkadaşlar. Postanelerden temin edebiliyorsunuz 2,5 TL karşılığında. Daha sonra E-Devlet şifrenizi aldıktan sonra sistemle E-Devlet üzerinden giriş yapıyorsunuz ve oraya geçerli bir telefon numarası, geçerli bir e-posta adresi. Tabii bu e-posta adresi çok da zorunlu değil arkadaşlar ama telefon numarası kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü size çıkacak olan harç bedelinin veya çıkmış olan yapı kayıt belgenizin alınması doğrultusunda size bilgi mesajı gönderilecektir. Beyan edilecek yapının tam adresi lazım arkadaşlar. Sokağına, kapı numarasına kadar. Çok önemli bilgiler bunlar arkadaşlar. Zaten sizi bizzat başvuru yaptığınız için devlet asla sorumluluk kabul etmiyor bu konuda. Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri arkadaşlar. Toplam inşaat alanı, konutların veya ticari alanların toplam alanları. Yapıdaki konut ve ticari birimlerin toplam sayısı. Arsa arazinin emlak vergi birim değerleri arkadaşlar. Bunlar da yine belediyelerinizin emlak şefliği bölümünde arsa arazi birim metrekare değeri olarak söyleyerek temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok önemli. Yapının bulunduğu arsanın alanı varsa tapudaki, yoksa beyan edilecek alan. Bunu birazdan açıklayacağız arkadaşlar. Yapı sınıfı, yani yapının sistemin sunacağı seçeneklerden bir tanesini seçeceksiniz. İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yapının tamamının ruhsatsız bir biçimde yapılmış olması gibi veya yapmış olduğunuz inşaat alanında büyüme, asansörün çizilmiş olan projenin dışında olması gibi aykırılıklar bunlara örnektir. En son olarak arkadaşlar, yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını tarif eden birer adet fotoğraf. Toplamda 2 fotoğraf yükleyebiliyorsunuz sisteme. Daha fazlasını kabul etmiyor. Bir tane cepheden, bir tane de yan taraftan, binanın ön ve yan tarafını görebilecek şekilde resimler çekerseniz sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Resim formatları da JPEG, JPG ve PNG olmalıdır arkadaşlar. Resim formatını nasıl değiştirebildiğini, programsız bir şekilde de nasıl resim formatı değiştirebiliriz, sağ üstteki karta tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu yapı kayıt belgesi bedeli ve ödenmesi ile alakalı olarak size bilgi vereyim arkadaşlar. Yapı kayıt belgesinin bedelini belirlerken, örneğin bizim 407 metrekare bir arsamız var. Tapumuzda tamamı size aitse şayet, tamamı size ait değilse arsa payı üzerinden işlem yapacağınız için arsa payı önemli. Ona göre bir hesap çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin 407 metrekare bir tane sizin arsanız var. 407 metrekare olan arsanızı almış olduğunuz emlak birim metrekare değerinde arsa birimine, örneğin arsanın her birim metrekaresi 30 TL. Sizin metrekareniz arsa birim metrekaresiyle çarpıyoruz. Yani 407 çarpı 30'dan bize 12.210 TL gibi bir ücret çıkarıyor arkadaşlar.
Bunu bir kenara not ediyoruz. 12.210 TL. Bu bizim arsamızın birim metrekare değeri. Daha sonra sizin orada kaç katlı binanızın olduğunu, belirtiyorsunuz. Örneğin 1 ve 2 katlı binalar için 600 TL alıyor metrekarede. 3 ve 7 kat arası ise 1000 TL alıyor metrekarede harç olarak. Tabii bunu da kullanmış olduğunuz yapı alanıyla çarpacağız. 8 katlı ve daha yüksek binalar için 1600 TL. Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane ve otel gibi benzeri yapılar için ise 2000 TL metrekarede harç alıyor. Yani bizim 407 metrekare olan arsamızın üzerinde 100 metrekare binamızın olduğunu varsayalım ve bu binamızın da 2 katlı olduğunu varsayarsak 1 ve 2 katlı binalar için 600 TL aldığı için örneğin birinci katımız 100 metrekare, ikinci katımız da yine 100 metrekare. Toplamda 200 metrekare bir yapı alanımız var. Kullanmış olduğumuz yapı alanı. Bu 200 metrekareyi 1 ve 2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL aldığından dolayı 600 ile çarpıyoruz arkadaşlar. 600 ile çarptığımız an bize 120.000 TL bir bedel çıkarıyor arkadaşlar. Bunu da not alıyoruz. Daha sonra bu çıkan iki bedeli de topluyoruz. 120.000 TL artı 12.210. Toplamda bize 132.210 TL bir harç çıkarıyor. Dolayısıyla bunun da %3'ünü alıyoruz. Konut yapılarında %3'ünü, ticari alanlarda ise %5'ini alıyoruz bu toplamış olduğumuz değerler üzerinden. Bunun da %3'ünü aldığımız zaman bize 3.966 TL gibi bir harç çıkıyor. Yani biz burada 3.966 TL ile iki katlı binamıza yapı kayıt belgesi alabiliyoruz. Hesap bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Tabii ki 3 ve az önce belirtmiş olduğum gibi 3 ve 7 katlı için 1000 TL ile çarpmamız lazım. Kullanmış olduğumuz toplam yapı alanını 8 ve daha yüksek katlı binalar için de 1600 TL ile çarpıyoruz. Eğer lüks bina, villa, alışveriş, hastane veya otel gibi benzeri yapılar varsa metrekaresi 2000 TL'de işlem yapıyoruz. Yapı kayıt belgenizi aldıktan sonra istediğiniz gibi elektrik, su ve doğalgaz bağlatabiliyorsunuz. Yapı kayıt belgesi verilen yapılarda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir. Toplam yapı için yapı kayıt belgesi alabildiğiniz gibi bağımsız bölüm için de yapı kayıt belgesi alabilirsiniz. Yapının bulunduğu arsa veya arazinin tapusu varsa tapudaki yüzölçümü bilgisi kullanılır. Eğer yapı hazine veya belediye mülkiyetindeki bir arsa üzerinde ise yüz ölçümü bilgisi başvuru sahibi tarafından beyan edilecektir. Örneğin bizim kullanmış olduğumuz arazi hazine mülkiyetinde bir yer. Biz orada işte 20'ye 20 400 metrekarelik bir yer kullanıyoruz. Biz bunu beyan edersek 400 metrekare üzerinden beyan edeceğiz. Ama açık adresini falan hep girmemiz gerekiyor. Hazine veya belediye mülkiyetindeki arsalar için de bu şekilde yine başvuru yapılıyor. Peki İmar Barış'ın kapsamında alınmış olan yapı kayıt belgesinden sonra kat mülkiyetine geçiş olacak mı? Bu da önemli sorulardan biri. Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra maliklerin tamamının muvafakatı ile tapuya müracaat ederek yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, burası çok önemli. Aynı yapı kayıt belgesine ne kadar harç ödemişseniz ödenen bedel kadar yine bedel ödeyerek cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilecek diyor bize kanunda. Eğer siz iskanlı bir yapıya sonradan bir eklenti yapmışsanız sadece o eklenti için de başvurabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bizim 400 metrekare bir evimiz var. Yan tarafına 150 metrekarelik bir otopark veya farklı bir şey yaptığımızı düşünelim. Biz orada eğer o 400 metrekarelik binamızın ruhsatı varsa sadece 150 metrekarelik eklenti için de başvurabiliyoruz. Hisseli olan taşınmazlarda ise yapının hissedarlarından birine ait olan durumunda yapı kayıt belgesi başvuru bedeli toplam yapı alanı yapı sahibinin arsadaki hissesi üzerinden hesaplanması gerekiyor. Bizim burada kafamızı kurcalayan birkaç soru var arkadaşlar. Bunda Alo 181 hattına. Örneğin bizim yapımız iki parselin üzerine düşüyor. Bu iki parselde bize aitse, tamamı bize aitse veya orada hissedarsak biz oraya yapı kayıt belgesi için başvurabiliyoruz. Herhangi bir sorunuz, öneriniz varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yanıtlamaya çalışalım.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim.